Zırh parçalarının sculpting işlemlerini tamamladıktan sonra organik sculpting'e geçmeden önce etek parçası üzerinde çalışmak istiyorum. Şöyle modelimize bakacak olursak, etek parçası üstünde bir kemer ve kemerden aşağıya sarkan arka ve ön parça olmak üzere iki tane parçadan oluşmakta. Sub Tool'dan hemen sadece eteği seçelim. Etek parçasına bakalım. Diğerlerini kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle karakterist referansımızda şöyle şuradaki parçanın üstünde şu şekilde kemerin üstünde parça parça dikdörtgenler olduğunu görüyorum. Bu dikdörtgenleri şöyle bir değişik bir parçalama şekli uygulayabiliriz. Örneğin alt kısımda kalan hat deri, üst kısımda kalan hatlar ise metal parçalar olsunlar. Ve de şu ön tarafta gördüğümüz parça kumaş ve arkada kalan parça kumaştan farklı olarak bir hayvan postu şeklinde bir parça olabilir veya ön tarafı hayvan postu, arka taraf kumaş parçası olabilir. Bu böyle bir tekstür ve detaya sahip olmasını istiyorum ben bu şeklin. O yüzden öncelikle arkadaşlar kemerin sculpting işlemlerini uygulayacağım. Daha sonra da alt tarafın sculpting işlemlerini uygulayacağım. Ve burada sculpting yaparken aynı zamanda tekstürlama da yapacağım. Yani hem sculpting yapacağım hem de renklendirme yapacağım bu objede. Her ikisini birden yapacağım aynı anda. Bunun için de arkadaşlar tekstür işlemlerini uygularken Spotlight özelliğini kullanacağım. ZBrush'ın bu son versiyonlarında otomatik olarak ZBrush'la birlikte gelen bir güzel bir tool, Spotlight tool. Spotlight'ta aynı anda hem detay hem de tekstür detayı ekleyebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle Spotlight üzerine deri kısmı için bir deri tekstürü, daha sonra ön kısımlar için kumaş tekstürleri ve post tekstürü ve metalik kısımlar için de metal tekstürleri yükleyeceğim. Bunu nereden yükleyeceğim arkadaşlar? Bunu bakın şu üst menüde tekstür sekmesine tıklıyoruz. Tekstür sekmesine öncelikle bu tekstürleri ZBrush'ın üzerine yüklememiz gerekiyor. Bakın bunlar default olarak ZBrush'ın üzerine gelen birkaç tekstür. Şurada import butonu var. Import butonuna tıkladığımız zaman kullanacağımız tekstürleri bize yerini soruyor. Kaynak klasörlerinin içinde bu tekstürleri bulabilirsiniz. Buradan kullanacağımız birkaç tekstür yükleyeceğim. Örneğin şu cloth, deri tekstür, metal tekstürü kullanacağım bir tekstür var. Daha sonra şu ve şu tekstür. Şu 5 tekstürü yüklüyorum ilk aşamada. Open dedim. Bakın bu tekstürler sıralandı. Şurada yeni yüklediğimiz tekstürler. Bunları yükledikten sonra bir de bu tekstürleri arkadaşlar Spotlight üzerinde kullanabilmek için Spotlight'ın kendi listesine yüklememiz gerekiyor. O yüzden öncelikle yükleyeceğiniz tekstürü seçiyorsunuz ve şurada bir buton var. Add to Spotlight diyor bakın. Bu butona tıkladığınız zaman bakın Spotlight'ın kendi ana menüsü geldi. Ve bu menünün altında tekstürün ön izlemesini görüyoruz. Diğer tekstürleri de yükleyeceğim. O yüzden devam ediyorum. Deri tekstürü, et, metal. Onu da ekledim. Bu. Bunu da ekledim. Ve şu tekstür. Bunu da ekledim. Bakın arkadaşlar. Bu tekstürlerin hepsini ekledim. Şimdi şu üst ZBrush'ın kolay ulaşım menüsünü bir kapatalım öncelikle. Şimdi Spotlight'ın menüsüne bakalım. Bakın Spotlight ilk aşamada tekstürleri yüklediğinde şu şekilde bir dizilim uygular ve son yüklediğiniz tekstürü büyük bir boyutta sahnenin ortasında gösterir. O yüzden Spotlight'ın şu menüsü dairesel menüsünden arkadaşlar şurada tile yapıyoruz bunları bakın. Kenara, ekranın kenarına sıraladık. Tile yaptık bunları. Şimdi ise burada yapacağımız şey şu. Kullanacağınız hangi tekstürse o tekstürün arkadaşlar üzerine tıklayıp bakın üzerine tıkladım sahneye çekiyorum. Bu şekilde tekstürleri kullanacağım. Tekrar geri göndermek için tekrar tile'a bastım ve o tekstürü gönderdim. Şimdi ilk aşamada kemer kısmının sculpting'ini yapacağız demiştik. Kemer kısmının detaylandırmasını yapacağız.
Ama hemen tekstürleme yapmak istemediğim için spotlight'ı kapatmak istiyorum veya bu spotlight'ı herhangi bir yere kaydedebilirim. Nasıl kaydedeceğim arkadaşlar? Örneğin loot spotlight dediğimde bakın kaydetmiş olduğum spotlight gelecektir. Şuradan save spotlight diyorum. Karakterist çalışma klasörümün içinde bakın ZSL uzantılı bir spotlight. Buradan spotlight'ın adını deri ve kumaş diyorum bakın. Deri ve kumaş spotlight. Save. Bu şekilde spotlight'ı kaydettim ve de spotlight'ın sahnede Z'ye bastığınız zaman bakın arkadaşlar spotlight'ın menüsünü kapatmış olursunuz. Shift Z'ye bastığınız zaman da spotlight'ın kendisini kapatmış olursunuz. Yani eski editleme ekranına tekrar dönmüş olursunuz. Shift Z'ye tekrar bastığınızda spotlight'ı tekrar sahneye çağırmış olursunuz. Z'ye bastığınızda da Spotlight'ın kendi menüsünü tekrar açmış olursunuz. Şimdi Shift Z'ye basıp Spotlight'ı kapatıyorum. İlk yapacağım işlem kemer üzerinde çalışmak olacak. Bu yüzden arkadaşlar öncelikle bu parçanın da geometrisini kontrol etmek istiyorum. Ne kadarlık bir 2 milyon civarında bir geometrisi var. Yeterli. 2 milyonluk bir geometriye sahip olmak yeterli. Ama ben bunu bir tık daha divide yapacağım. Kaça çıktığını görüyorum. 8 milyona çıktı. Bu benim için ekstra detayları görebilmemi sağlayacak ve 8 milyon olarak kullanacağım. Bu şekilde kaydediyorum. Karakter ZBrush. Yes. Tekrar. Kaydetmesini bekliyorum. Kaydetti. Bu şekilde çalışmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ilk yapacağım işlem kemerle çalışmaktı. Kemerle çalışacağım. Diğer bütün parçaları iptal edeceğim. O yüzden kemerin üzerinde küçük küçük dikdörtgenler oluşturacaktım. Bu dikdörtgenleri maske yardımıyla oluşturmak istiyorum. Şöyle karşı tarafından baktım. Maske yardımıyla şu şekilde arkadaşlar kemerin üzerine küçük dikdörtgenler yapıyorum bakın. Yaptım orayı. Şimdi geçelim hemen yan tarafına. Bu şekilde dikdörtgenler yapacağım. Aralarındaki mesafeler birbirine eşit olacak şekilde. Bütün kemeri boydan boya kaplayacağım. Bakın şu orta kısmına şöyle bıraktım. Burada bu dikdörtgenlerin her tarafta aynı olmasını istiyorsak eğer simetrik de çalışabiliriz. Bakın Ctrl Z diyeyim. Alayım şunları. X'e bastım ve simetrik çalışacağım. Tam ortasındayım. Şu şekilde tam ortasından arada boşluk bırakmak istiyorum. Ctrl Z. Şu kadarlık bir boşluk yeterli. Şöyle yaklaşalım. Simetrik bir şekilde devam etsin. Bütün kemeri boydan boya kaplayacağım önce. Bu şekilde maske parçalarıyla. Bütün kemeri kapladıktan sonra bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu seçimi tersliyorum. Terslemek için boş alanda tıklamamız gerekiyor. Bakın tersledim. Şimdi ise üstlerine yükselti uygulayacağım. Daha önceden yaptığımız gibi direkt rectangle'da. Yine simetrik bir şekilde yükseltiyorum bu parçaları. Fazla da yükselmelerine gerek yok. Diğer parçaları da yükseltiyorum. Bakın burası tam orta kısım. O yüzden simetriyi kapattım. Orayı da kendi başına yükselttim. Bakıyorum tepeden her tarafı yükselttim. Güzel oldu. Şimdi ise arkadaşlar yapacağım şey buralara detaylandırarak tekstür boyaması yapacağım. Bu sefer de Spotlight'ı artık kullanacağım burada. Spotlight'ı kullanarak buralara metal tekstürleri boyayacağım.
Shift Z'ye basıyorum. Spotlight'ı açtım. Ve şuradan metal tekstürü olarak yüklediğim bir tekstür var. Şu tekstür. Bu tekstürü kullanabilmek için önce Z'ye basıp Spotlight'ın kendi menüsünü de açmam gerekiyor. Bakın bu tekstürü seçtim. Sahnenin ortasına doğru sürüklüyorum. Ve sürükledikten sonra arkadaşlar şurada Scale diye bir buton var. Spotlight'ta sağ ve sola saatin saat yönü ve ters yönüne doğru döndürerek bu şekilde scale yapıyoruz. Spotlight'ın mantığı zaten saat yönü ve saat tersinde çalışma mantığı. Bu şekilde scale yaparak tekstürü biraz büyütebilir veya biraz küçültebilirsiniz. Bu boyut iyi çünkü şu şekilde boyama yapacağım. Bu tekstür alanında boyama yapacağım. Eğer çerçevenin dışına taşarsanız zaten tekstürün kesik oluştuğunu göreceksiniz. Şu orta kısımda gördüğünüz turuncu dairede arkadaşlar Spotlight'ın kendi kullandığı alan Spotlight Radius'unu biraz arttırıyorum ki ön izleme sırasında bakın Z'ye basıp kapattığımda Spotlight'ı görebileyim diye tekrar Z'ye basıp açalım. Biraz Spotlight Radius'unu arttıralım. Şundan bahsediyorum bakın. Biraz yakınlaşayım şuraya. O tekstürü alt kısımda, brush'ın alt kısmında görebiliyorum Spotlight'ın. Tekrar Spotlight'a geleyim. Tekstürü biraz arttırmak istiyorum şöyle. Şimdi arkadaşlar bir de tekstürün görünürlüğünü arttıracağım. Tekstürün tam olarak opasitesine bakın. Şu şekilde %100'e getirdim. Şimdi tekrar baktığımda biraz daha tekstür belli olacaktır. Bu şekilde artık boyamaya başlayabilirim. Ben bu tekstürün hem rengini hem de üzerindeki detaylarla birlikte ekstradan sculpting yapacak şekilde derinliğini kullanmak istiyorum. O yüzden arkadaşlar önce bir Shift Z'ye basalım, Spotlight'ı kapatalım. Öncelikle Z'ye 25 yerine 20'ye düşürelim. 25 çok fazla. Standartı kullanacağım ve direkt rectangle dursun şu aşamada. mRGB'yi aşmam gerekiyor Spotlight kullanacağım için. Bir, ikincisi Polypaint'ten Color Size'ı aktif etmem gerekiyor. Renk görmek istediğimden dolayı Matcap White'ı seçeceğim. Matcap White'a bakıyorum. Matcap White. Şu arkadaşlar pörlü, şu metal. Şu Matcap White Cavity yerine Matcap White 01'i seçelim. Bakın şöyle biraz daha objenin üzerindeki renk belli olacak şekilde şuralarda beyaz oldu. Şimdi arkadaşlar artık Shift Z'ye tekrar basıp Spotlight'ı aktif ettim. Bir de şuna dikkat edin. Tekstürün tam ortasına her zaman pin noktasını, Spotlight'ın pinini yerleştirin ve buna göre tekstürü nereye yerleştiriyorsanız orada Spotlight çalışacaktır. Tam karşıdan bakıyorum ve biraz eğdim. X'i açıyorum simetrik olarak boyasın diye ve Spotlight'ta bakın artık boyama işlemine başlayabilirim. Color size açık. Direkt rectangle'la boyayacağı için bakın çekiyorum şöyle. Şu anda Z'de açık 20 derece civarında. Sadece bu bölgede daha da belirgin olsun diye biraz daha bakın. Şöyle bir boyama işlemi gerçekleştirdik. Şimdi Color Size'ı kapatalım. Bakın burada hem bir detaylandırma oldu hem de tekstürleme oldu. Bakın görüyorsunuz. Bu kullandığımız metal tekstürü biraz eskimiş, paslanmış bir tekstür ve çok fazla derinliğe sahip bir tekstür. O yüzden farklı bir tekstür de kullanabiliriz burada. Ben bu işlemleri geriye alıyorum. Bakın arkadaşlar bu tekstürü kullanmak ve bu tekstürün detaylarından kurtulmak istiyorum. O yüzden Spotlight'a yeni bir tekstür aldım arşivden. Bu daha çok böyle düz tonlara sahip. Biraz daha rengi daha düz bu tekstüre göre daha düz bir tekstür. O yüzden bu tekstürü uygulayacağım. Peki buradaki şeyden detaylardan nasıl kurtulabilirim? Shift'e basılı tutarak ve öncelikle Spotlight'ı kapatıyorum tabii ki. Shift'e basılı tutarak bakın. Buradaki detaylardan kurtuluyorum. Shift'e basılı tuttum.
Bu tarafları da etiketmiş biraz. Bu şekilde o tekstür detayından kurtuldum. Şimdi üstüne boyama yapacağım diğer tekstürle. O tekstürün oluşturduğu derinlikten kurtuldum. Şimdi diğer tekstürle de bunun üstüne boyama yapacağım. O yüzden tekrar Shift Z'ye bastım. Bakın bu tekstürün pin olarak şuraya yerleştiriyorum. Şimdi de bu tekstürle boyama yapacağım. Bakın. Şu şekilde o tekstürün o bulunduğu alanı buraya boyadık. Şöyle bakıyorum. Color size'ı kapatalım. Şöyle de bir derinlik oluşturdum. Şimdi şuralara devam edelim. Tekstürün burayı kapladığından emin olmaya çalışıyorum. Simetrik çalışıyorum hala. Bakın direkt rectangle yerine freehand ile de çalışabilirim. Freehand ile çalıştığımda şöyle bir çalışma uygulamam gerekir. Direkt rectangle'da üstünde kabartı oluşmasın diye çalışıyorum. Freehand ile çalıştığınız zaman brush izleri oluşacaktır. Şurada simetriyi kapatalım. Ona göre çizim oluşsun. Simetrik görüntü olmasın. Bakın arkadaşlar üst kısımlar için metalik tekstürleme yaptım. Şimdi maskeyi ters çevirelim. Bakın üst kısımlar bu şekilde duruyor. Alt kısımlar bu şekilde duruyor. Bu aralara deri tekstürü döşeyeceğim. Deri tekstürü yapacağım. Şimdi de deri tekstürüyle bu aralarda çalışalım. Daha sonra alt kısımlarda çalışma yapalım. Spotlight'tan Z'ye basıp öncelikle bunları tile yapıyorum ve şu aşağıda bakın deri parçası var. Parçayı büyütüp sahneye yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar biraz uzaklaştıralım. Şu araya sığmasını istiyorum bunun. Tamamdır. Buralar şey olduğu için tekrar bir Ctrl Z yapalım. Maskeyi ters çevirelim. Şu şekilde aktif olsun. Buralar maskeli olduğu için şu araları boyayacağız sadece. Bakın. Şimdi yine Z Intensity 20'deyken bakın deri tekstürünü aşağı kısımlara gelmeyecek şekilde yapacağımdan Freehand'i seçiyorum. Şu şekilde deri tekstürünü aralara boyuyorum. İkinci bir maskelemeyle uğraşmamak için şu aşağıları. Sahnenin ortasına doğru getireceğim. Sahnenin ortasında olduğunu biliyorum çünkü. Spotlight'ımdaki deri tekstürünü. Bakın. Yine bu tarafta. Bu şekilde devam ediyorum ve deri tekstürünü boyuyorum arkadaşlar. Aralardaki kısımları boyadıktan sonra üst kısımlarını da boyuyorum. Bu yüzden deri tekstürümü koordinatına göre, durumuna göre çevirerek sadece üst kısımlarda bakın boyanmamış beyaz olan yerleri yok etmeye çalışarak boyuyorum. Bakın şu kısımda buradan rotate'ten bakın rotate ediyorum ve hangi kısmı boyayacaksam oraya o tekstür parçasını sanki yamalıyormuşum gibi kullanıyorum. Şöyle döndürelim burada. Şekilde devam ediyorum. Şöyle döndürelim. Ve
kemer bölümünün detaylandırma ve tekstür işlemlerini tamamladık. Biraz bazı yerlerde boyanmamış kısımlar varsa onları da tamamlayabiliriz. Bakın arkadaşlar, şöyle bakacak olursak burası ön tarafı, şu taraf, arka tarafı. Bu şekilde boyama işlemini tamamladık. Şimdi yapacağımız şey ise geriye kalan kumaş parçalarını